Kayıt. İsyan etmek ne halimize? Şükürler olsun her halimize. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Bugün yeni bir video çekelim dedim. 2024'e geldik ve bu seriyi 2020'de, 2021'de, 2022, 2023 ve bütün serilerde yaptık. Bu yıla da bir yapalım dedik bari. Maksat videolarımız da güzel bir şekilde izleniyor. Hiçbir şekilde ücretli eğitim satmıyorum. Sadece sizler abone olup beğenip yorum yaptığınızda video ön planlara çıkıyor ve gerçekten izlendiğim için güzel rakamda paralar kazanıyorum. Ben de o yüzden hepinize sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Açıklamaya Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan istediğiniz, dilediğiniz her türlü soruyu bana sorabilirsiniz. Başlıktan da görüp geldiğiniz üzere 2024 yılında iş yeri açma maliyetleri, dükkan açma maliyetleri, e-ticaret yapma maliyetleri hakkında hem sohbet edeceğiz hem de size rakamsal olarak bazı konuşmaları gerçekleştireceğim. Ama videoya başlamadan önce ufak bir ricam var. Lütfen abone değilseniz, abone olup beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Yedek bir tane daha kanalım var. Onu da açıklamaya bırakıyorum. Oradan da bana destek verebilirsiniz deyip başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere asgari ücrete zam geldi. Asgari ücrete zam gelmesinin üstüne hemen sigortaya, Bağkur'a, ondan sonra ekstra ödemelere zam geldi diyebilirim sizlere. Geçen sene dükkan açtığımızda sigortamız 4000 küsürlerdeyken şimdi ise 6900 küsürlerde. O yüzden dükkan açarken neye dikkat etmeli diye sorduğunuzda bana ben şunu söylüyorum. Ben ekstra bir iş yapıyorum. Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. O yüzden bir Bağkur ödemem olmuyor. O yüzden sizler de eğer az bir maliyetle iş yeri açacaksanız ya da az bir maliyetle dükkan açacaksanız her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Elinizde çok az bir rakam varsa ben size şöyle bir şey söylüyorum. Ekstra bir iş yapın ya da ekstra çalışıyorken e-ticaretinizi kurun, malınızı kuvvetlendirin, sitelerinizi kurun, ondan sonra işten çıkıp e-ticaretinize devam edin diye bir tavsiye ederim. Ben hiçbir şekilde e-ticaret uzmanı ya da farklı bir şeyin uzmanı değil, küçük bir esnafım. Arkamdan da tespihleri, dükkanım az bir şey gördüğünüz üzere. Bu yüzden öncelikle bir yere dükkan, bir önüme defter kitap da aldım şöyle, hatta kitap değil mi, defter aldım şöyle. Burada hesap da yapacağız. Öncelikle bir dükkan tuttuğumuzu düşünelim. Hepsinin tek tek size maliyetlerini ve bu maliyetlerden nasıl azaltabiliriz hakkında muhabbet edeceğiz. Şimdi ben dükkanı 4 yıldır tuttuğum için, biraz da zam olduğu için uygun fiyata tuttum ben dükkanımı ve uygun fiyata bir kira ödüyorum. Dükkanı şu an günümüzde tutsak 3000 TL ile böyle benim dükkan tarzı böyle pasaj kenarlarda bir şey tutsak 15.000 TL'ye kadar home office tarzı yapsak o civarlarda 3.000 TL ile 15.000 TL arası bir masraf çıkıyor dükkan tutmak için sadece. Bu dükkanı tutarken ortalama önce bir deposu da ödüyoruz. Tam söyleyemedim ama olsun, deposu da ödüyoruz. O bir kira bedeli oluyor, bir emlakçı bedeli ödüyoruz. 3.000 liradan hesaplıyorum şu an. 3.000 lira kiradan hesaplıyorum. O da benim gibi pasaj tarzı bir yerde bulduğunuzu söz konusu koyarsak. 3.000 lirada giriş kirası veriyorsunuz. Toplamda 9.000 TL ile ödeme yapıyorsunuz. Bunu 15.000 TL ile de hesap yaparsak bu ortalama 45.000 TL oluyor. Yani bir ofis tutup da home office tarzı bir şey yapmak istersek 45.000 TL gibi bir rakam oluyor. Selamun aleyküm dedik, dükkanımızı tuttuk. 2024 yılındayız. Selamun aleyküm dedik, dükkanımızı tuttuk. E ne oluyor? Her ay düzenli, başka iş yapmıyorsak her ay düzenli 6.900 lira bir ödememiz oluyor. İlk baştaki ödemeye çıktım. 3.000 lira kira olarak ekledim. 6.900 lira bir Bağkur ödememiz oluyor. Ve bu Bağkur ödemeyi düzenli bir şekilde ödersek devlet bize 5.800 liraya kadar düşüyor. Yani nereden bakarsanız bakın 900 lira gibi, 1.000 lira gibi bir rakam bize yardımda bulunuyor. Düzenli Bağkur'umuzu ödersek. Şimdi şöyle bir muhabbetimiz var. Burada her ay düzenli ödememiz gereken bir muhasebeci ödememiz var. Her ay düzenli ödememiz gereken muhasebe ücretimiz var. Yani o da ne olmuş oluyor? Bir muhasebe ücreti ödemek için 1000 ile 1600 lira arası bir muhasebeci tutmamız gerekiyor. Zorunlu muyum diye soranlar oluyor muhasebeciye. Zorunlusunuz, tutmak zorundasınız. Çok büyük bir firma değilseniz, yanınızda mali müşavir çalıştırmıyorsanız bir muhasebeci tutmanız gerekiyor. Bu insan sizin vergilerinizden tutun, her şeyinizi kontrol altına alıyor. Aylık ödemeniz gereken tutarı, her şeyi size belirtiyor. Sistemde devletle aranızda bir bağ gibi bir şey oluyor. Çok da uğraşmamış oluyorsunuz. Bence günümüzde bakarsak satışları güzel bir şekilde olan insan için 1000 ile 1600 lira arası bir rakam çok da aşırı pahalı bir rakam değil diye biliyorum yani öyle. Ben ilk muhasebecimi tuttuğumda 150 TL'ye tutmuştum. Şu anda 1500 ile yani 1000 ile 1600 lira arası bir ücret ödememiz gerekiyor diyebilirim sizlere.
Bir miktar artık bu işi hallettik mesela. Dükkanımızı tuttuk 3.000 TL. Aylık sigorta ödememizi, Bağkur ödememizi, bunu satış yapsak da yapmasak da vergi levamızı aldığımız günden itibaren artık ödemeye başlıyoruz. 6.900 TL'de öyle standart sabit ödememiz var. 1.500 lira da muhasebeci olarak hesap edelim. Artık bu dükkanı açtığınızda satış yapsanız da yapmasanız da 11.000 TL'ye yakın bir ödemeniz aylık gerekiyor. İlk başta dükkanını açarken biraz da mal bulman gerekiyor, mal stoklaman gerekiyor. Satış yapabilmen için e-ticaret sitelerine ya da ayak müşterilerine satış yapabilmen için mal alman gerekiyor. Şu an günümüzde en kötü malın 5-10 TL, 20 TL'den başladığını düşünürsek, ben en dip rakamları söylüyorum. Çok fazla piyasayı dolaşarak mal alırsanız diye söylüyorum. Onda da 5-10 TL, hadi bilemedin 20 TL'yi indirdiğimizi düşünsek, en az bir 10-15 bin TL'de mal bulmak için ihtiyacımız olan rakam. Ama totalde dükkan açabilmek için her ay ödeyeceğimiz rakam bu. İlk başlangıç için ödeyeceğimiz rakam 9.000 TL. Bu emlakçı payı, depozito ve ilk kira olarak ödeyeceğiz. 2.000-2.500 liraya yakın bir muhasebeciye ücret ödeyeceğiz ki bu bize dükkan açmamıza yardımcı olacak. Vergi levamızı elimize vermeye yardımcı olacak. Biz mesela muhasebeciye 2.000 lira ilk peşinat olarak veriyoruz. Bu bizim adımıza bütün vergi levamızı açıyor. Ben vermiştim o zamanlara, çok uygun rakam vermiştim. Sene daha 2020'nin Ocak ayları, 2020'nin Aralık ayı falan olması lazım. Ondan önce de açmıştım da batmıştım. En son bu dükkanımı açtığımda 2020'nin Aralık ayıydı. Muhasebeciye bir miktar para ödedim. Akşamleyin bana mesaj attı, vergi levamı attı. Vergi levamı hazır şekilde. O yüzden sizlere dediğim gibi 11 bin lira, başka ne var? İç dizayn mizayn ne yapacaksınız? Mobilyaydı, oydu buydu. Ben şunu söylüyorum, hiçbir şekilde mobilyanızı gidip en kral yerden, en lüks yerden, en güzel yerden almanıza gerek yok. İlk başta internetten satış yapacaksanız, e-ticaret yapacaksanız gidip de herhangi bir ikinci el yerlerden, spotçulardan mobilyanızı çok rahat bir şekilde kendinize toplayabilirsiniz. Peki ben bu maliyetlerden nasıl kaçarım diye düşünüyorsanız ya da bu maliyetleri nasıl alt seviyeye düşürürüm diye düşünüyorsanız, öncelikle vereceğiniz kira bedelini, kafadan kira bedelini kendi evinizi home office olarak gösterip bir odanızda başlayabilirsiniz ki ayak müşterisi ya da işçilikli gereken bir şey yapmayacaksanız, sadece Trendyol, Dolap, Instagram sayfalarından hesap açacaksanız, öncelikle gidip bir 2000 TL muhasebecinize verirsiniz. Evinizin bir odasını kirada olarak gösterirsiniz. Bunun stopajını ödemek için gösterirsiniz. Buradan e-ticaretinize başlarsınız. Burada sadece maliyet 2000 TL ile başlayabilirsiniz. Malınız varsa eğer. Malınız yoksa da ekstradan mal almanız gerekiyor. 2000 TL ile ticarete başladığını düşünürsen her ay ortalama 1500 lira sadece bir Bağkur sigorta ödemen olacak. Bu sadece 1500 lira muhasebe ödemen olacak. Eğer ekstradan 6900 lira da Bağkur ödemek istemiyorsan başka bir tarafta sigortalı olarak çalışabilirsin. Sigortalı olarak çalıştığın yerde zaten işverenin senin sigortanı ödemiş oluyor. Ya sigortalı ya Bağkurlu oluyorsun. İkisini bir arada ödeyemiyorsun. Öyle de bir kurtuluşun oluyor. Ama hani hayat risk alanlarla güzeldir. Risk alınca hayat güzeldir. Ben öyle bir bok yedim. İlk zamanlarda 4 senedir şimdi o boku toparlamaya çalışıyorum. İlk 3 senesi aşırı pişmanlıklarla geçti dükkan açtığımın. Keşke açmasaydım, niye açtım, niye bu boku yedim falan diye çok düşünen bir insandım. Ama son senesinde artık malımı, stoğumu yaptım, mallarımı büyüttüm, işimi büyüttüm. Trendyol'dan takipçimi, YouTube'dan belli bir şekilde takipçi büyüttüm. Her şeyi büyüttükten sonra o pişmanlıklar artık yerine mutluluklarla değiştirir oldu. Çok fazla borca girdim. İlk yıl 150 bin lira bir borca girdim. Tabii ki bunu 2021 yılı olarak düşünürsek 2021 yılında 150 bin liraya mükemmel araba alınabiliyordu. Müthiş borçlara girdim. 2022 yılında 300-350 bin lira yakın borçlara girdim. Bu borçların yarısı toptancılara, yarısı bankalara. Yok, vergileri takip etmedim, vergi borcumdu, cezaydı, bir sürü şeyler ödemek zorunda kaldım. Artık 2024 benim yılım olduğunu umuyorum. Ya bu yıl dükkanı kapatacağım, batacağım ya da gerçekten istediğim hayallerime ulaşacağım diye umuyorum. İnşallah ben bu hayallere ulaşırım, sizler de hayallerinize ulaşırsınız. Her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde sizlerin önüne sunuyorum. Sizlerden de ricam, videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olduğunda hiçbir şey çekinmeyin. Buradayız. Açıklamada Instagram adreslerimiz var. Instagram adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince mesajını gördüğüm kişilere cevap vermeye çalışıyorum. Şirket hattım var.
Gece gündüz demeden oradan beni arayan arkadaşlar var. Yeter ki bu işi kafasına koysun insanoğlu. İyi kafasına koyduğu zamanlarda başarabilmek için elinden geleni yapıyor. Mesela bazı arkadaşlar gecenin saat 3'ünde beni arıyor. Adama diyorum ki hani gecenin 3'ü biraz tuhaf olmadı mı? Diyor ki abi diyor WhatsApp'ına baktım. WhatsApp'ında en son aktif olduğun saat 2.57. 3 ben de o yüzden direkt seni aradım rahatsız ettim. Aslında bu bir rahatsızlık değil. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce bilgi vermeye çalışıyorum. Bilgimin yeterli olmadığı yerde muhasebecime, avukatıma ya da birkaç kişiye sorup yardımcı olmak için debeleniyorum. Ama şeffaf bir şekilde bu satışlarımı nasıl arttırırım konusunda değil de dükkanı nasıl açabilirim? Yani gaz da vermiyorum aslında, bir yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Elimden geldiğince kendimin geçtiği yolları sizlere anlatmaya çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa bu seriyi devam ettirdik. İnşallah 2025 yılında da bu serinin yeni bir serisini çekmiş oluruz. Dükkanımızı kapatmamış daha da büyümüş oluruz diye umuyorum. Videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle.